gönderdik ya. Atadık, evet. Sıfır atıldıktan sonra bir daha onu esan etmeseydik sıfırı göstermez miydi? Gösterir tabii istersek. Yani siz şuraya diyorsun ki tam şuraya, şuraya şunu sıkıştır. C out yıldız B1. Evet. Sıfır tabii ki gösterir. Bir daha bunu yanlışlıkla yazdım buraya. Kitapta öyleydi. Ama yapmışken bakalım bir şey çıkıyor mu, bir şey kafanız karışacak mı falan diye tuttum onu. Aynı şey. Yani bu şeye benziyor. İntecirim var. İyi. İ'ye sıfır atadım, ekrana bastırdım, İ'ye bir daha sıfır atadım, şimdi ne oldu falan filan dedim. Aynı şey, sıfır olan yere sıfır yazıyorsun, o da aynı şey. Bir daha atamaya gerek yoktu tabii. Tamam, var mı sorusu olan? Tamam, sorusu olan yoksa devam edelim buradan. Adres alma operatörü, bir operatör, tamam mı? Ve bu sadece, bunun binary'si var mı? Şunun binary'si var değil mi? Var. Bu neydi bu? Logical end. Bunun da binary'si var. O da bitwise end. Yani 1-1-0-0'la, tamam mı? 1-1-0-0'la şunun endini alırsanız 0-0-1-1 ne gelir? 4 tane 0-0 gelir. Ne yapıyor bu işte? Buradaki şu şununla şunu end diyor. Değil mi? Sonra bununla bunu end diyor, bununla bunu end diyor. Bu da var. Ya yani bu hem binary hem de unary olarak çalışan bir operatör. Aynı tamam. Şey origin de var değil mi hocam? Efendim? Aynı şey. Origin de var evet. Bir de exclusive or var. Şapka var ya. Exclusive or. XOR. XOR nasıl bir şeydi XOR? İkisinden bir tanesi bir olduğu zaman bir oluyor. Değil mi? Diğer durumlarda ikisi sıfırken ikisi birken sıfır oluyor. İkisi sıfır. Onun içinde şapka var. Şapka. O da bir operatör. Binary bir operatör. Tamam. Bu bizim bildiğimiz ama adres alma operatörü pointer ile beraber kullandığı zaman. Operatörün sayısı sınırlı C'de C++'da. Hangi tiple kullandığına göre manası değişiyor, tamam mı? Operatör overloading de o. Biz kendi tiplerimize de artık bunu genelliğe biliyoruz. Bu da bizim adres alma operatörü. Pointer assignment'ları, bir pointer'ı diğer pointer'ı assign edebilirim. Şu çalışan bir pointer assignment. İki tane pointer var. Birisini assign edin ama manasız bir şey. Junk değeri bir yere başka bir yere yazıyorsun. Bununla bu birbirinden çok farklı. Şununla şu birbirinden çok farklı. Birisi P2'nin değerini değiştirirken diğeri ne yapıyor? P1'in gösterdiği yerde yaşayan integer'ın değerini değiştiriyor. Bu doğrudan P2'yi değiştirmeye çalışıyor. Tamam. Bu doğrudan P2'yi değiştirmeye çalışıyor. Birbirinden çok farklı. Bu mesela. İki tane pointer'ım var. İki tane pointer'ım var. Doğru. İki tane pointer'ım var. P1 ve P2. Hafızada iki tane yeri gösteriyorlar. Eğer ben P1 atama P2 yaparsam artık böyle oluyor. İkisi birden P2'nin gösterdiği yeri gösteriyor. Ama resim böyleyken şunu yaparsam, tamam mı? Resim böyleyken bunu yaparsam o zaman bu oluyor. P1 ile P2 farklı yeri gösteriyorlar ama ikisinin değeri, ikisinin değeri P2'nin gösterdiği yerdeki integer değerleri aynı oluyor. Birazcık pointer review yaptık sizinle. Tamam, şimdi gelelim C++'daki kimliklere. C++'da pointer'lar olduğu gibi var. Integer pointer'ı, double pointer'ı, main pointer'ı, şey pointer'ı, holiday pointer'ı, date pointer'ı, her şey var elimizde. C++'da istediğini alabiliyorsun. Yapacağın tek şey biraz yazdığım gibi bir tane money, yıldız, mp yazmak. Bu kadar. Mp'ye de herhangi bir, diyelim ki m1 bir tane money olsun. Onun adresini atayabilirim. Tamam. Sonra nasıl ki m1 nokta get cents diyebiliyorum. Buraya da mp'nin gösterdiği yerdeki money'nin get cents'ini çağır diyebilirim. Tamam. Doğrudan diyebilirim. Yani dereferans ediyorum. Obje geliyor elime. Şu şeyin noktanın önceliği dereferans operatöründen daha fazla olduğu için parantez almak zorunda kalıyorum. Tamam mı? Bunun gösterdiği objenin get sense'ini çağır. Demin yolu bu. Ya da daha kısası vardı. Bunu hatırlıyor musunuz C'den? Nasıldı? Evet. MP'nin gösterdiği yerdeki objenin
get send seni çağır. Bunun yerine bunu yazabilirim. Tamam. Dolayısıyla C++'da C'de nasıl kullanıyorsan bunları C++'da aynısını görüyorum. Bu ok işareti zaten C'den geliyor. C++'da icat etmedim. Ya da şu problem C'de var. C++'da ortaya çıkmadı. Tamam. Şu ana kadar dolayısıyla C++'la ilgili herhangi yeni bir şey göstermedim. Sadece ok'tan sonra bir fonksiyon yazıldığını görmemiştiniz. O yeni bir tek şu ara. İkinci yeniliği de söyleyeyim. C++'da dinamik hafızadan yer almak için, tamam mı, malloc fonksiyonu kullanılmıyor. Malloc artık C'nin bir fonksiyonu. Onun yerine nil denen bir tane yeni operatör var. Operatör. Nil bir operatör, tamam mı? Fonksiyon değil. Nil bir operatör. Nasıl ki atama bir operatörse, dereferans bir operatörse, nil de bir operatör. Şunun manası şu. Hafıza da bana bir tane integerlik yer ayır. Hafıza bana bir tane integerlik yer ayır. Tamam mı? Artık bir tane yeni integerim oldu. Integer'in default constructor'ını ayrılmış yerde çalıştır. Obje oluşsun. Onun adresini de bana geri getir. Burada P1 eğer bir integer pointer ise o da atama yapılacak. P1 integer pointer ise. Neyin manası o? Hafıza sizin için bir yer ayırıyor. Ne kadarlık bir yer ayırıyor? Bakın burada size of falan filan işaretleri yok. Bir integer'lık yer ayırıyor. Sizi ilgilendirmiyor integer ne kadar yer tuttu. Yaptıktan sonra integer'in default constructor'ını çağırıyor. Oradaki objeyi initialize ediyor. Tamam mı? Oradaki objeyi initialize ediyor. Ve initialize edilmiş, yeni oluşturulmuş objenin pointer'ı sana getirip veriyor. Şöyle bir şey diyebilirim. Money. Yeşil biraz zor okuyor. Tamam. Mavi. Siyah mı? Mavi daha iyi, tamam. Siyah da karışıyor doğru. Bir tane money pointer'ı. Near. Bir money objesi yap bana. Hatta elindeymişken ben şu constructor'ını kullanmak istiyorum. $1.20 olacak. Bunun manası şu. Hafızada bana bir money'lik yer ayırdım. Tamam, şimdi ayırdığım money'lik yer benim bir tane money objem olacak. O money objesini iki tane integer olan constructor'a initialize et. Tamam, işi bittikten sonra onun adresini bana ver. Ben onu ne yapacağım? MP denen bir tane pointer'a göstereceğim. Tamam. Eğer hafızaya bakarsak, burada hafızayı ben şöyle bir şunu yapmaya çalışayım. Bu burada dururken şöyle küçülteyim. Şu tarafa da bunu koyup şuraya yazmaya çalışayım. Hafızada nasıl bir şey olacak burada? Hafızada şimdi şu sıraya baktığınız zaman hemen money yıldız mp deyince mp böyle bir tane kutu. MP'nin size ne kadar? Tahmin edin. Kaç byte MP'nin size'ı? 4 byte değil mi? Integer pointer'ın size'ı ne kadarsa bunun size'ı o kadar, tamam mı? Yani integer pointer'lar 4 byte ise bu da 4 byte. Pointer'ların hepsinin büyüklükleri aynı. Ya money daha büyük bir obje falan. Büyük obje olunca adresi farklı olmuyor, tamam mı? Adresi mesela GT'nin adresine Çayırova Fabrikalar Yıldın o 171, tamam mı? Yeni Mahalledeki bir evin adresine Yeni Mahalle 72. Sokak No 72. GT 400 dönüm, 800 dönüm, 1200 dönüm her neyse adamın orada 300 metrekare bir yeri var. Anladınız mı? Yani adres zarfın üzerinde tıpatıp aynı. Büyüklüğü, küçüklüğü değişmiyor. Adres o. Dolayısıyla money'nin adresiyle bir money objesinin adresiyle integer adresi birbirinden farklı değil. Ne yaptık burada? Bir tane hemen MP yaptı. İçerisine ne koyacağını bilmiyor. Ne yapacak hemen? Ondan sonra bir tane içerisine money'nin sayabileceği bir tane yer yaptı. Money'nin içerisinde ne vardı? Sanırım içerisinde iki tane integer vardı. Tam hatırlamıyorum şimdi. Yeni bir tane money objesi yaptı. Onu ikinci constructor'ı kullanarak inişlat etti. Buraya 1, buraya 20 yazdı. Ve bunun adresini getirdi. Şu MP'nin içerisine yazdı. Bakın bunun adı MP, bunun adı yok. Adsız bir tane obje var ortalıkta. İsmi yok adı objenin. Vermedik, veremiyoruz. Neyle yaptım ya ben hani. Neyle yaptığım için isim veremiyorum. İsim veremiyorum. Söyle, sorun var. Ne ister soracağım? Oluşturduğumuz objeyi atamadık. Adresine at. Pointer'ım orayı gösteriyor. Tamam. Anladık mı? C'de yapmaya kalksaydık bunu nasıl yapardık? Şöyle bir şey derdik herhalde. Money MP, tamam mı? Bir defa malloc'la yer alacağım ben. Malloc söyleyin.
Ne kadarlık yer alacağım? Size of money. Money'lik bir tane yer var bana. Bu ne yaptı? Bir ne verdi bana? Ne verecek bu? Hayır. Hayır. Ne pointer verecek? Void pointer verecek. Tamam. Bilmiyor çünkü. Bana sadece money'lik bir yer ayırdı. Tamam mı? Bana bir money'lik yer ayırdı. O kadar. Money'lik bir yer ayırdı. Öyleyse bunu ne yapmam lazım? Öyleyse bunu ne yapmam lazım? Bunu money pointer'ına cast etmem lazım. Money pointer'ına cast etmem lazım. Money pointer'ına cast ettim ve onu buraya atadım. Hala çok sıkı bir problem var burada. Çok sıkı bir problem var. Kötü bir problem. Saat 55 olmuş. Konuşamıyorum. Siz bunun hakkında düşünün. Dönünce buradaki kötü problemin olduğunu, şu ana kadar öğrettiğim her şeyi çöpe atıyor bu, tamam mı? Bu ders öğrettiğim, bu ders değil mi ya, bu dönem öğrettiğim. Object oriented'le alakalı çok kötü bir problem oldu. Dönünce devam edelim. Yoklama nerede ya? Gitmedi mi hala? Hayır bir şey ya.